Sen kapının üstünden geçeceksin. Ben seni hiç görmedim, gördün mü? Of! Kızım, canım ciğerim! Sen benim bir tanemsin, senden ayrılamam ben. Akşama kadar ben senin yanında beklerim yavrum. Karnınızı doyurum, ben sizi saat 3 gibi alı götürürüm eve. Hiç canınızı sıkmayın yani. Ben sizin yanınızdayım. İsmim Selahattin Çetin, yaşım 84. 40 seneden beri ben bu işi devam ettiriyorum. Çocuklar işe gidiyor. Ben bu hayvanlarla uğraşayım. Hayvanlar canım ciğerim. Bende hayvan sevgisi var. Ben öyle küfür hayvanlara hiçbir şey demem yani. Küfür etmem. Kötü laf söylemem. Öyle alıştım yani. 2005'te hacca gittim, söylemesi şey olmasın. Ondan sonra daha düzeldim. Bu sene yine Umre gittim. Daha bir değişiklik oldu. 2005'te hanımla beraber gittik. O da 2011'in 6. ayın 23'ünde vefat etti. Makineye giriyor, diyalize bağlıydı. Hanım olmayınca işte kötü. Hanımız evlenirse hanımızın değerini iyi bilin. Bizim zamanımızda ben nişanlandım, günahın çekeyim, karıyı gördüğüm zaman utanıyordum, şöyle yolumu değiştirdim. Öyle bir saygı, sevgi vardı. Şimdi karı aman bizden ayrılmasın, neredeyse buraya yapışmış yani çocuk. Daha salmıyor. Yavru, canım benim. Benim yanıma mı geldin kızım? Hanımı istemeye kalktı. Ooo, bununla çok çalışıyla Allah'ım böyleyse böyle olsun benim kıblam dedi bizim kayna. Vermeyle bağ. Bundan sonra neyse nişanlandık. Bizim iş tersine dönecek. Bizim kayınçı bize vermemeye kalktı. Şurada da koyun güdüğü. Tabancayı soktum belime. Gittim bunun yanına. Sen dedim böyle böyle dedim ya. Ben nişanlanmışım, sen bana hemşireme vermemeye kalktın. Nasıl olayım bu iş dedim buna. Aha böyle titriyor, zangır zangır. Benden dalga geçmedim buna. Çocuk oyuncağı değil dedim. Ondan sonra Allah razı olsun verdiler bir daha. Memnunuz hayatımızda. Hanım da Allah size öyle hanımlar nasip etsin. Yumurtanın birisi muhakkak kırılacak. Çare yok. Birimiz gidecek. İşte o da gitti. Ondan sonra işle biraz zoralıyor tabii ne kadar olsa. Allah hayırlısını versin. Hiç aklından bir zaman çıkmıyor. Hiç. Hiç çıkmıyor yani. Hiç aklıma geldiği zaman böyle yani 11 sene... 2011'in 6. ayın 23'ünde vefat etti ama sanki bugün gitmişcesine öyle o kadar koyu yani bana. Çok zor. Benim babam gelinlerle çok yani böyle dik giderdi. Hiç medeniyet, görgü, hiçbir şey yoktu. Kardeşim ona göre de sen iyi davranırsan sana iyi bakarlar. Kötü davranırsan sana yan bakar. Ben şimdi evdahi gelinimine kötü laf söylesem olur mu? İyi davranırım, iyi söylerim, kendime baktırırım. Ne kadar pul topladım. Hiç böyle boş durdum istemiyorum. Yani. Çalışmayı çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
da bu tarafa çekelim, fark etmez. Sabahla ezandan önce kalkarım, ezan okunmadan abdestimi alırım, camiye giderim, hoca gelir, namazımı kılarım, Kur'an okurum, iğnimi değişerim, ahıra girerim, onların altlarını üstlerine temizlerim. Tavukları salarım, geliyorum otururum aşağı, bizimkiler daha uyuyla. Ondan sonra kalkarlar onunla, çay demle, çay yaparlar, çay içeriz. Hayvancılık çok zor yani. 125-130 alıyorduk. Şimdi 350 milyon bir torba yem. Kepek. Ben 25'e aldığımızı bileyim yani kepeğe. Şimdi 150 milyon. Arazin olmazsa kendi arazin bakım zor oluyor. Çok oynuyorsun. Çok namussuz. Gel. 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 Aa burada içersen bunu değiyor. Dur. Aha bir tane aldım. Bir de karşıya geçelim. Bakayım hele. Aldım. Maydanoz. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Maşallah, maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Uşak, onu götür de annen gibi yanına götür. Hay yavru. Bunlar benim uşaklarım ikisi de. Biri Yusuf, biri Hasan. Aynen öyle. Bu şekilde bu arazinin bakımı güzeldi. Değil. Güzeldi. Evet. Daha iyi bakılması lazım. Bak mesela ağa dalda bir fındık gördüm bak. Bak. Oğlum burayı temiz düzlersen ameliyeye ihtiyaç yok. Neden? Makine alırsın, makineyle işin görürsün. Değil mi? Allah. Ya işte buralarda olur senin dedin makine ama o dedin şu fındıkta olmaz bak. Bu fındık düşmeyin. Bak. Düşene kadar bekleyeceğiz artık. Bu fındık düşmez. Düşene kadar beklemen için 15 gün daha beklemen 15 lazım. 15 gün daha bekleyelim. Köyünde koşan hep toplar, doğru mu? Yani. Evet. Allah razı olsun. Seneye tekrar bu araziye bir daha bakalım seninle. İnşallah bakarız. Size kolay gelsin. Sizi engellemeyeyim ben bir daha. Eylemeyeyim yani. Siz de işte devam edin. Allah size rast gelsin. Hadi bakın. Tam da sütlü mübarek gözünün ağzını yediyorum.
tarlaya gidiyorum şimdi. Serpil'in kızını yanıma aldım. Ulan tarladan geleyim. Lan dedi, sen dedi, sende mi gördük çocuğu dedi babam bana. Sofradan kaşığı alıp da bir kere bana bir çaktan be. Hiç o günleri unutamıyorum. Bir şey diyemem yani. Şimdi o adam ölmüş gitmiş. Onun hakkından bir daha onu sorgulamak benim şeyime değil. Eskiler öyleydi. Ama şimdiki nesil kucağına da alır. Çocuğunu seven bir adam, sevemeyen bir adam, kucağına alamayan kişi neye yarar ya? Ben çocuğumu kucağıma alıp sevemezsem neye yarar? Yani çocuk çocuklarımızın sevgisini bırak. Biz kendi sevgimizi bile gösteremedik babamıza. O kadar sert bir adamdı yani. Yemek yiyemezdim ya babam yanında korkuma. Yemek yiyemezdim. Annemle babam bir gün çadırlığa gidiyorum. Annem dedi ki şu çocuğu bir bardak çay ver de içsin lan dedi. Annem çayı verecek diye adımı eşikten içeri attım. Baktım içeride bir dövüş var. Babamla annem baktım izah edildi. Çaydan maydan vazgeçtim. Hadi yavrum telli. Bugünleri yaşadık biz. Sen benim bir tanemsin. Gel. Gözünü yedim hayvanlara. Kızım. Yavaş gel oğlum. Niye orada su içmedin? Gözünü yediyorum, orada niye su içmedin?